Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Zehlum Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Hepimiz siyahlara büründük, hepimiz karalara büründük. Sanki kaybettiğimiz 2 puanla birlikte 20 puanımız silinmiş gibi bir havaya büründük. İzliyorum, dinliyorum, bakıyorum, ediyorum. İnsanlar çatacak yer arıyor, insanlar sataşacak yer arıyor. İnsanlar suçlayacak kişi arıyor, kendileri hariç herkesi suçlu görüyor. Bakıyorum Galatasaray evinde 10 maç yapmış, 10'da 10 galibiyet. Yani onları da maçını izleyen seyirci, bizim maçlarımızı izleyen seyirci. Her iki takım da şampiyonluk yolunda aynı puana sahipler ama helal ama haram iki takım da aynı puana sahipler. Ancak iki takım arasındaki dev fark şurada ortaya çıkıyor. Birininki taraftar, öbürününki seyirci. Hangisi taraftar, hangisi seyirci? Bunun ayrımına varabilecek zekada olduğunuzu düşünüyorum. İş öyle bir boyuta geldi ki Fenerbahçe'yi anlatmaya yetmiyor. Benim kelimelerim, cümlelerim. Ben En sonunda toparlayacağım. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu arkadaşlar. Her şeyden öte Fenerbahçe-Gaziantep-FK eşleşmesi beni çok ama çok mutlu etti. Galatasaray'a bandırma spor çıktı. Yani nispeten çok kolay bir rakip çıktı. Hatta belki de bu turda en kolay rakibi çeken takım Galatasaray oldu. Beşiktaş Antalyaspor'la, Trabzonspor ise Birliği oynayacak. Ne enteresandır? Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de hepsi deplasmanda bir Galatasaray evinde. Birileri zamanı geldi mi de kafayı taşlara öyle bir vuracak ki ulan biz seri başıydık Biz niye deplasmandayız diye kafayı öyle bir taşlara vuracak ki ama çok geç olacak. Son 16 tur maçları 6 7 8 Şubat'ta oynanacak. Gaziantep FK Fenerbahçe'ye karşı iddialıyız demiş. Yönetim kurulu üyesi Seçil Kömürcü konuşmuş. Seçil dediğine göre bayan herhalde. Kadın herhalde. Bayan deyince kızıyorlarmış. Baydan geliyor diye. Ya kardeşim Allahu Teala <laughs> Hazreti Adem'in omurgasından yarattım diyor. O zorunuza gitmiyor da baydan gelince bayan mı zorunuza gidiyor? Ya sözcüklere çok takılıyorsunuz bence. Hani fantazilere giriyorsunuz. Bak şunu asla ve asla unutmayın. Benim her zaman kelimelere takılan insanlarda bir böyle aşağılık kompleksi aradığımı unutmayın. Birçok kişi de bunu yapıyordu. Mesela bir kelime söylüyorsun. Adam atıyorum iki ismi var. X ve Y diyelim. Sen X ismiyle hitap ettin. Hayır ben Y isminle hitap edilmesini istiyorum. Diyorsa sıkıntılıdır. Bir aşağılık psikolojisi vardır o insanda. X dedim. Desek ki ya çok teşekkür ederim isminle hitap ediyorsunuz ama hani şu ismimi kullansanız daha güzel o insan müthiştir. O insan hayattan zevk alıyordur. O insan gözüne güvenilir arkasından gidilir. Mesela kızınızı oğlunuzu evrecek misiniz? E, o kızınızı evreceksiniz. Giden oğlanın halı sahada maç yaptığını izleyin. Bencil mi? Kaleye vuruyor mu? Acımasız mı? Takımını savunuyor mu? Kazanma hırsı var mı? Yoksa boş beleş mi? Maça geç mi gidiyor? Bir insanın karakterini bir halı saha maçı bile belirler. Mesela ben Fenerbahçe taraftarının bazısının karakterini 24 saattir çözdüm. Çözdüm. Süzme karaktersiz olanlar var aramızda mesela. Süzme karaktersiz, haysiyetsiz, onursuz, hayatım boyunca hiçbir şeyin sahibi olamamış, insanları birbirine düşürmeyi zevk edinmiş karaktersiz, haysiyetsiz insanlar. Yani yaşadığım sivil hayatta da bu tip insanlardan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Mesela bu karaktersizlerin özelliği şudur, birilerine sürekli yalakalık yaparlar. Sürekli. Sen iyisin, o patron sen iyisin, ya sen bunlara ne bakıyorsun falan. Sürekli ortalığı gererler. Oradan lafı taşırlar bu tarafa, buradan lafı taşırlar o tarafa. Hiçbir zaman kendileri dışında hiç kimsenin başarısını çekemezler. Ama herkesin başarısızlığına güya üzülürler. Bu karakter Fenerbahçe taraftar kimliği adı altında da var. Fenerbahçe puan kaybetmiş şöyle yapıyorlar. Bak. İsmail Kartal'ın yüzünden. Ah İsmail Kartal ah. Hakem makim demeyin hiç, hiç sığınmayın. Çok güzel. Bak transferlerde fos çıktı. Bonucci diyordunuz ona rağmen gol yedik. Ne güzel oldu falan böyle yapıyorlar. Bak inanın bunların karakteri, haysiyeti, onuru, şerefi, namusu bu kadar. Bu insanlar gerçek hayatta karısını da satar, vatanını da satar, şerefini de satar. Gerçi sevdiğim bir arkadaşım diyordu ki maç satan karısını da satar, vatanını da satar, memleketini de satar diyordu. Hani maç satma nasıl olur diyordum. Diyordu ki atıyorum şu takımı sevmiyorsun, o takımın başarısı olmasın diye bile bile şu takıma kaybediyorsun. Al sana maç satma diyordu. Yani kulağı çınlasın arkadaşımın. Aklıma gelmişti yani onu da söyleyeyim. Gaziantep yöneticisi diyor ki iddialıyız. Bence güzel bir kura çekim oldu. Yine heyecanlı bir maç olacak. Bekliyoruz Antep'e. Bence çok güzel bir karşılaşma olacak. Hemen internete Fenerbahçe maçları yazıyorum. Arkadaşlar Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak diyor ki sizin hayır gördüklerinizde şer. Şer gördüklerinizde hayır vardır. Hani bildiklerinizde. Bunu siz bilmezsiniz Allah bilir. Hazreti Musa'nın bir kıssası var. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gemiye gidiyor gemiyi deliyor. Bir yere gidiyor duvarı sıvıyor. Bir yere gidiyor çocuğu öldürüyor küçücük çocuğu. Hani şey Hazreti Hızır öldürüyor. Hazreti Musa da arkadaşlık kuruyor onunla. Kur'an-ı Kerim'de kıssa olarak anlatılır bu. En son dayanamıyor yani hepsine dayanamıyor ama söz veriyor tamam sonra en son dayanamıyor ya diyor yeter diyor ya yeter. Gemiye bindik adamların gemisini deldim. Çocuğu gittin masum küçücük çocuğu öldürdün. Buraya geldik herifler bizi hor gördü sen gittin duvarı sıvadın ya diyor yeter artık diyor yeter. Hazreti Hızır da diyor ki ben sana diyor bu olayların hikmetini anlatayım. Gemi eşkiyalar çevirecekti. O insanlar müthiş insanlar diyor. Ben bunu deldim. Delince diyor eşkiyalar baktı ki bu gemi batacak. Hiç ilişmediler diyor. Canlarını kurtarmış oldum diyor. O çocuk büyüyecek. Vatana, millete, anasına, babasına zararlı olacaktı. Allah öldürme emretti. Öldürdüm diyor. Ve şu anda cennete gitti diyor. İslam inancına göre Blue Çağ'ına ermeden vefat edenler cennete gider. Öbür tarafta da diyor bizi hor görenleri diyor. Hepsi hor gördü ama diyor iki tane yetim kardeş diyor bize diyor iyi davran diyor. Ben duvarı bilerek şey yaptım diyor. Onardım diyor. Çünkü diyor ben o duvarı onarmasaydım o çocukların orada hazinesi vardı. Bunlar güçlenip diyor Blue Chan'a ermeden önce o duvar yıkılacaktı. Hazine ortaya çıkacaktı. Bu garibanların yetimin hakkı zayi olacaktı diyor. Şimdi bizim olaylarımızda da bence bu var. Fred'in sakatlanması hocam Allah belamızı verdi. Berabere kaldı hocam Allah belamızı verdi. Hocam bak diyor psikolojik üstünlük gitti tamamen yalancısınız. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Ben olaya Hazreti Hızır Hz. Musa perspektifinden bakıyorum. Fred 3-4 haftaları çok kötüydü. Kurun iç, ben çok aşırı beğendim ama dedim ki nazar değmesin susun. Bu maçtaki kısa döneminde de beğendim. Bir de golü atsaydı tadından gelmezdi ama bazen bir beraberlik 4 mağlubiyet örter. Bazen bir mağlubiyet 5 mağlubiyet örter. Fenerbahçe'nin bu sezon 3 tane mağlubiyeti var. Trabzon, Rudogorets, Nörsland. Üçü de arka. Üçü de yakın dönemde. Üçünde de Fred yoktu değil mi? Hocam yok gene Fred yok demek ki kötü bir şey. Üçünde de Fred yoktu. Ama Fenerbahçe orta sahasında Lincoln, Nernike'de yoktu. Kurun işte yoktu. İsmail, Mert Hakan Yandaş, Şimanski. Bak bunlara Ferdi'yi de eklersin. Zayt iyileşmiş, Crespo iyileşmiş. Ha ben iyiler, şunlar bunlar diye demiyorum. Oynatabileceğin isimlerden diyorum. Şimdi 24 Ocak Çarşamba. Başakşehir Fenerbahçe. 28 Ocak Pazar. Fenerbahçe Ankara gücü. Muhtemelen 4 Şubat olacaktır. Antalya Spor Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nda 6-7-8 diyoruz. 6 diyelim arkadaşlar. Gerçi 6 demeyelim ya. 7 diyelim. 7 Şubat. 7 Şubat hafta içine denk geliyor. Bir dakika yok. İyi de Galatasaray'ın o hafta şey yok mu? Benim bildiğim Avrupa maçı yok mu Şubat ayında 6-7-8'in olduğu hafta ben bir sonraki hafta demek ki. 14-15 ne demek ki? 6-7-8 diyelim. Fenerbahçe'ninki 7'si olur muhtemelen. Yani 24 Ocak maç var. Çarşamba 1. 28 Pazar maç var. 2. Antalya deplasmanı büyük ihtimalle Pazar günü olacak. 4 Şubat 3. Sonrasında muhtemelen 7 Şubat'ta Gaziantep deplasmanı olacak. 4. Ardından Alanya maçı diyor. Muhtemelen Pazar olacak. 11 Şubat 5. Rize maçı diyor 18 Şubat olacak 6. Kasımpaşa 25 Şubat 7. Aralarda bir hafta boşluk var. Ben şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin beraberlikten sonra Şumudika'nın o İsmail Kartal'la 18 artı sözlerle alay etmesiyle yani 18 artı sözlerle alay etmesiyle İsmail Kartal zaten hırs küpü. Kaybedilen puandan dolayı da hırs küpü. Ben size bir şey söyleyeyim. Allah'tan bir mani gelmezse bana, ben bir cümle kurdum. Dedim ki Fenerbahçe 10 maçında kazanacak deseler. Başakşehir, Ankara gücü, Antalya, Gaziantep, Alanya 5, Rize 6, Kasımpaşa 7, Hatay 8, Pendik 9, Trabzon deplasmanı 10. İnşallah 10, 5 tane de biz atarız. Evimizde Adana Demir maçı 11. Fenerbahçe aralıksız 11 maçı kazanacak deseler. Kaybettiğiniz 2 puana gram üzülür müsünüz? Ben üzülmem. Ben gram üzülmem. Ben size şunu söyleyeyim. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Bunu asla ve asla unutmayın. Bu kadar konuştum. Şu yüzden konuştum. Ne beni Ali Koçcu ilan edin ne İsmail Kartalcı ilan edin. Bana hakkımı teslim edin. Bana hakkımla konuşun. Ben ne cümle kurduysam onunla konuşun. Attığım maçlık Fenerbahçe düşmanı. Başlığa mı takıldın? İçeriğini izlemeyecek kadar angut musun? Lan bu adam bu başlığı atacak kadar Fenerbahçe düşmanı da bu kadar insan niye izliyor diye hiç mi düşünmedin? Hiç mi düşünmedin? Bazıları o başlığı laf edenler var ya. Onlar o mikser. Ya videonun başında söylediğim karaktersizler var ya onlardan. Nereden saldırabiliriz? Ha? Yazmışlar Twitter'a. Takipten çıkın bu Fenerbahçe düşmanı. Zaten misis Fenerbahçelisiniz. Bir başlık attım diye ben Fenerbahçe düşmanı yazmış. izlenmek için böyle başlık atmana gerek yok. Gerek yok zaten. İzlenmek için böyle, böyle başlık atmama gerek yok. Benim son dönemde attığım videolar 10.000 15.000 15 bin, 20 bin, 25 bin izleniyor. Gerek yok zaten haklısınız. Ama ben burada sizin gibi Fenerbahçe düşmanlarını tuzağa düşürüyorum. Hakiki Fenerbahçeliler değil. Hakiki bak şu kanalın hakiki Fenerbahçelileri iki şeyi öğrenmiştir. Bir Mustafa Hoca çarpıcı başlık atıyorsa birilerine saplayacaktır. İki Türkiye Futbol Federasyonu ne açıklama yapıyorsa yapsın yalandır. Tam tersini düşünmek lazımdır. Şike suçlaması. Rapid Wien ile Slovaçko arasında Belek'te oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin şike yaptığı öne sürüldü. Şimdi tabii ki de Türk hakem olunca insanın şikeye inanası geliyor. Çünkü gayet normal geliyor bana. Ben artık maçta Süper süperlik hakemlerinin bile şike yaptığını öne sürseler ben direkt inanırım. Sorgulamam bile. Fenerbahçe faul yapmıyor. Faul diyor veriyor. Fenerbahçe golluyor. Galatasaray faul yapıyor. Faulle gol atıyor. Devam ettirip golü çalıyor. Fenerbahçe futbolcusu öldürülüyor. Kamera çekiyor. diyor devam diyor. Galatasaray futbolcusuna hiçbir müdahale yok. Penaltı veriyor. O yüzden ben hiçbir Türk hakeminin şike yapmadığına inanmam. Yani ya da şike yapıyor deseler inanmamazlık yapmam. İki kulüp bağlı bulundukları federasyona yasa dışı bahis şikesi bildiriminde bulunmuş. Tebrik ederim. Ama ben söylemiştim. Ben ne dedim? Mehmet Büyükekşi'nin yapmadığı iki şey kaldı. Bir şike dünyaya şikeyle rezil olmamız. İki o bende kalsın. Arkadaşlar. Avusturya'nın Kronen Zeitung haberine göre Rapid Wien hazırlık maçına Slavoşko'yu 2-1 mağlup etmiş ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çalınmış. İki takımdan bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialarını öne sürülmüş haberin detayında 2'den fazla gol atılacağına dair 80 bin euro. Yani 2.64 milyon TL bahis yapıldığı belirtilmiş. Yan hakem cep telefonuna baktı. Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı. Ayrıca 89. dakikada verilen penaltında basit olduğu kaydedildi diyor. Şimdi inanabiliyor musunuz? Mehmet Büyükekşi Federasyonu bu da. Kulüpler federasyona bildirmiş arkadaşlar şike olabileceğine dair. Rapid Vienna açıklama yapmış. Biz sadece hazırlık maçı yapıyorduk. İki takım da bu durumdan etkilendi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu demiş. Michael Kadlec, yani bizim eski oyuncumuz bu yaşananlar üzücü diyor. Daha önce hiçbir zaman bahis skandalının kurbanı olmamıştım. Bu yaşananlar çok üzücü diyor. UEFA ve FIFA'nın eski araştırmacılarından şok sözler. Maalesef bu Türkiye'de her zaman oluyor. Orada çok çılgın şeyler yaşadım. Ancak Türkiye'deki yetkililerin bunu araştırması gerekiyor. Bu olayda çok fazla aracı kullanılmış olması muhtemel Asya pazar üstünden gidilirse olay çözülebilir demiş. Yani maçın özeti de YouTube'da var arkadaşlar. Ve federasyondan açıklama gelmiş. Şimdi benim has takipçilerim neydi? Birincisi ben bir başlık atıyorsam içerikte mutlaka saplama olduğunu bilirler. İkincisi de federasyon ne açıklama yaparsa yapsın tam tersinin doğru olduğuna inanırlar. Bakalım ne demiş arkadaşlar. E, federasyon. TFF'ye ilgili ülke, federasyonuna, ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır diyor. Demek ki federasyonun da bilgisi var bu maça dair. Hakemi de federasyon atamıştır. Arkadaşlar Türk hakemi federasyon hariç hiç kimse atayamaz. <laughs> Bak Türk hakemi Türkiye Futbol Federasyonu harici hiç kimse atlayamaz. Şimdi şöyle düşünün. Yani e, Tarkan'a 3 tane por, koruma polisi görevlendiriliyor. Kapısında 3 tane polis var. O polislerden bir tanesi Tarkan'ın evine molotof kokteyli atıyor, yakıyor. Emniyet müdürlüğü diyor ki şey hani emniyet müdürlüğünün açıklama geliyor. O 3 polisten bizim hiçbir alakamız yoktur. Tamam onlar polis ama biz göndermedik. Aynen bu, bu kadar inandırıcı. Yani Iki, ta iki, takım arasındaki maç üzerine açıklama yapma gereği duymuş. Maç 18 Ocak Perşembe günü oynanmış bilginiz olsun. Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır. TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA uluslararası maçların düzenlemesi talimatı kapsamı dışında olduğundan onaylanmış hazırlık maçı statüsü bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Evet. Zaten Galatasaray Kulübü atadı zaten bu hakemi. Federasyonun ne alakası var yani. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Neyse. Herkes anlayacağını anlamış oldu. Değil mi arkadaşlar? Ya ben anlayacağımı anladım. Muhtemelen sizler de anlayacağınızı anlamışsınızdır. O yüzden çok bir şey demiyorum. Bakalım bu sürecin üstü nasıl kapatla şey, yani ba bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Arkadaşlar sakatlık demişken Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı için açıklama geldi. Bakın ben bir kez daha söylüyorum. Bazen yani bizim şer bildiklerimizde hayır olabilir. Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinin tendonda yırtık tespit edildiği açıklandı. Şimdi bu üzücü bir haber açık söylemek gerekirse Ve Bu üzücü haberde de e, Bir olay var Şimdi bak Fenerbahçe'nin tam açıklamasını söyleyeyim yani sakatlığın tam açıklaması Çünkü sakatlığın tam açıklaması daha önemli Yani Samsun maçında Fred Rodriguez'in MR görüntülemesi gerçekleştirdi. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinin tendonda yırtık tespit edildi. Sağ bacak uyluk ön bölgesi tendonda yırtık. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Şimdi TRT Spor'un haberine göre 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. 4-6 hafta. Şimdi Fred bu sezon 5'i sakatlık, ikisi cezalı olduğu 7 maç kaçırmış. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabilmiş. Bunu da çok severler. Bu açıdan da yani çok da güzel malzeme vermiş oldu. Fakat ben başka bir şey söylemek istiyorum burada. Ben olaya çok farklı bir açıdan girmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de kim var orta-sağ oynayabilecek? Lincoln var 1 İsmail Yüksek var 2 Crespo var 3 Zaits var 4 Mert Hakan Yandaş 5 Şimanski 6 Çok zorlasan Ferdi Kadıoğlu 7 çok zorlasan İrfan Can Kahveci 8. 8 tane isim. Hepsi Fred'in yerine demiyorum. 8 tane isim de görev alabilir mi? Alabilir. Fred'in yerine Lincoln, İsmail, Crespo, Zayt, Mert Hakan. Hatta Şimanski. Belki Ferdi alabilir mi? İrfan Can'ın da orijinal mevkisi 8. O da alabilir. Yani baya bir isim Fred'in yerine görev alabilir. Burası çok güzel. Şimdi Fenerbahçe'de formayı alanın bir daha kaptırmadığında düşünürsek forma aslanın ağzında. Ve bu formayı alan kişinin de bir gayret göstermesi lazım. Sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki Brezilya'da oyuncunun sakatlandığı bölgede kan dolaşımı çok az oluyor. Bu yüzden normal şartlarda 4-6 hafta arası sağlardan uzak kalacak. Yalnız Fenerbahçe'nin sağlık heyeti özel bir yöntemle oyuncudan alınan kanı sakat olan bölgeye aktararak kan dolaşımını hızlandıracak. Yani bir nevi PRP gibi. Böylece Fred'in daha kısa sürede sahalara dönmesi sağlanacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İki hafta desem yani iki hafta içinde dönecek desem uydurmuş olurum. 3 hafta içinde desem uydurmuş olurum. Dört hafta içinde aşağı yukarı. Arkadaşlar Fenerbahçe'de şu anda savunmada Bekao ve Ciko eksik. Hayır. BKO eksik değil. BKO şans verilirse oynayabilir. Osayi eksik. Çünkü Afrika Uluslar Kupası'nda. BKO, Ciku Osayi. Belki de Ciku'nun takımı siz bu videoyu izlerken elenmiş olacak. Bizler de mutlu olacağız. Ya da ee, vesaire vesaire. Hatta Nijerya yendi sanırım yine bir Yani İsteriz ki Elensin gelsinler ama şu bir gerçek. Ee, yani şu anki eksiklere baktığınız zaman arkadaşlar bir şeyler olabilir. Nasıl bir şeyler olabilir? Yani Fenerbahçe'nin cümleyi de tam kuramadım. Ya arkadaşlar kısaca şunu söyleyeyim. BK oynayabilir artık. Sıkıntı yok. 1. Zayt idmanlara başlayacak. Crespo başlayacak. Şu Başakşehir maçını kayıpsız atlatalım inşallah. Osterwolde sarı kart sınırına sarı kart yese bile Ankara gücü maçına Bekao 13 ikilisi oynayabilir. Bir aksilik yok. Serdar Aziz de iyileşti. Bir sıkıntısı yok. Ki bence Osterwolde'nin tam sarı kart yeme zamanı. Solbeke Lincoln'u atıp Ferdi 8'e Ferdi 8'e atıp şey Solbeke atıp Lincoln'u 8'e de çekebilirsin. Her türlü denemeyi yapabilirsin. Şimdi şu saatten sonra marifet İsmail Kartal'ın. Kafa vurması gereken İsmail Kartal. Bakalım bundan sonrası ne olacak arkadaşlar. Biz bu videoda neyi konuştuk? Türkiye Kupası'nı konuştuk. Gaziantep Kulübü'nü konuştuk. Galatasaray konuştuk. Bu arada Galatasaraylı arkadaşlar hala şampiyonluk şarkıları söylüyor. Yani 3 gün önce bizim hakkımızı yiyorlar. Şike var, şöyle var, böyle var diyen Galatasaray. Bu sefer şike yok diyor. Tertemizlik diyor. Ben hiç çözemiyorum. Hiçbir Trabzonsporlu yazardan falan da bak iki tane golü Paul'le atmışlar. Açıklaması da duymadım. Demek ki Alan memnun, satan memnun. Hani bir tabir var ya deyim olarak. Alan nazı, satan nazı, alan memnun, satan memnun gibisinden. Oradan diyorum. Yoksa maç satmaktan falan bahsetmiyorum. Maç sattıysa o kendilerinin bileceği işte. Ben ona bir şey diyemem. Ama maçı alan memnun, kaybeden memnun. Demek ki bizlik bir sıkıntı yok. Demek ki her iki takım da birbirinin gücünü benimsemiş. Ya da yenilmeyi hazmetmiş. Maden suyu falan içmiş. Ya da yenilmeyi istiyormuş zaten. Yenilince de Ortada sorun kalmamış vesaire. Arkadaşlar Ferdi'ye teklif var. Gitmiyor. Lincoln'e teklif var. Gitmiyor. İsmail Yüksel'e teklif var. Gitmiyor. Yani aslına bakarsanız Fenerbahçe'de yani 3 transfer iptal. Maalesef olmuyor diyeyim. Çünkü Lincoln'in kiralık oynama garantisi de gitme ihtimali vardı doğru. İsmail Yüksek'e 12 artı 3'ten 15 artı 3'e çıktıkları anda kabul edecektik. Olmadı. Ferdi'yi zaten vermeyecektik. İşin açıkçası. Zayt's. Hocam Fred'in sakatlığı Zayt's etkiler mi? Hayır. Biz Zayt's'ı düşünmüyoruz kadroda. Zayt's gidebilir. Zayt's'lık bir durum yok. Mert Hakan'ın gitme ihtimali vardı. Şimdi o da durdu. Yani Lincoln durdu. İsmail durdu. Mert Hakan durdu. Üçü de gitme ihtimali an itibariyle iptal. Biz buradan ne anlıyoruz? Üç yolcu. Kimdir bu üç yolcu? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi Zayt. Onu söyledik. İkincisi Ryan Kent. Artık bunu bilmeyen yoktur. Üçüncüsü ise Luan Perez. Luan Perez idmanlara vesaire katılıyor. Bir aksiliği yok çocuğun. Yani elinden geldiğince oynuyor çocuk. Hal böyleyken de bir şey diyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de çok bir şey yapamazsın. Ee, ya bu üçü kesin gidecek. Kent, Perez ve Ancak bir ismin daha gitmesi lazım. Dördüncü isim. Ben bu ismi normalde üyelere de aynısını söylüyordum. Abonelere de. Joshua King. Arkadaşlar King'in ben gitmesini asla beklemiyordum. Ama şu konjektürde durum böyleyken ben King gider diyorum. ya da Bon servisli teklif gelseydi Crespo giderdi ama şu anki şu konjektürde ben bu üçü yolcu diyorum. Hakkımızda ayrısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.